Yeni bir gün ve yeni bir proje. Hey, bunların sorunu ne ki? Niye kesmiyor bu yahu? Kesmeyen kör bir makastan daha çok can sıkıcı bir şey yoktur herhalde. Psst. Sofia, makasın ödüç alabilir miyim? Ne olur. Yok olmaz. Of, bu Sofia bazen çok gıcık olabiliyor. Tamam, bir düşüneyim bakayım ne yapabilirim. Belki bu iki cetveli kullanabilirim. İki cetveli alın ve makasın sivri uçlarıymış gibi çapraz olarak tutun. Bir makas gibi hareket ettirirken kağıdınızı kesin. Wow, bunu nasıl yaptın? Cidden işe yarıyor ya. İhtiyacınız olan tek şey biraz yaratıcılık ve etrafınızdaki malzemeleri kullanmak. İşte bu cidden çok kullanışlı. Derse bir saniye ara verin. Amy müthiş bir balon yapmak üzere. Ay, yanlış alarmış. Dikkat, öğretmen geliyor. Notlarına bir bakayım mı Amy? Şu sayfalara bak, ne kadar da pis ve pasaklı. Bunu nasıl bu hale sokuyorsun acaba? Utan, utan. Senin defterlerin ne durumda Lily? Kendin gibi mükemmel tabii. Her zamanki gibi A artı. Defterini nasıl bu kadar düzenli tutuyorsun ya? Anlaşılan kağıtlarla ilgili kurnazca bir hilemiz var. Bizi de aydınlatır mısın Lily? Evde kendi sayfa koruyucunu yapabilirsin. Sadece kare şeklinde bir sayfayı köşeler üst üste gelecek şekilde elde katla. Kağıt katlıyken bir köşeyi alıp üsttekine doğru katla. Öbür tarafla da aynısını yap. Kat yerleri keskinleşince kağıdı aç. Üst köşeyi aşağıya katla ve iyice bastır. Sonra da köşeleri yaptığın bu cebe sok. Ama kenarların iyice derinlemesine kıvrılması lazım. Katlanan kısım senden uzak olacak şekilde kağıdı başa aşağı çevir. İlk köşeye kapalı bir göz ve kirpikler çiz. Farklı renklerde kağıtlardan püskül yap ve katlı kısma böyle yapıştır. Pırıltılı boynuzu da yapıştırınca kağıttan tek boynuzlu bir ırtın olur. Artık defter ve kitaplarının köşelerini kıvrılmaktan koruyabilirsin. Ne sevimli. Bu harika fikir için teşekkürler Lily. Selam Kevin. Anlaşılan Amy derse zor yetişmiş. Neredeyse 10 dakika gecikti. Kevin de ne yapıyor orada? Bir dakika. Yoksa bugün daire çizme günü mü? Olamaz. Pergel getirmeyi unutmuşum ya. Hadi ama bir yolu olmalı. Belki bu keçeli kalemler günü kurtarır. Kendine bir pergel yapmak için parmağını kağıda koy ve döndüre döndüre çiz bak. Eğer sarsmadan yapabilirsen mükemmel bir dairen olur. Evet, müthiş görünüyor. Kimse buna serbest ele çizilmiş bir daire demez, değil mi? Vay canına, hoca bile kandı. Fotosentez. Sanırım bu konuyu biliyorum. Hey! Yarınki sınava hazırlandın mı? Ah, benim adım Jennifer. Ben her zaman çalışırım. Peki, öyle olsun. Tüm bu sorulara nasıl cevap verebiliyor? Bu kadar çalışmak beni susattı. Hey, buraya bakmıyor. İşte başlıyorum. Sadece bir dakikam var. Merhaba sevgili cevaplar. O kadar güzelsiniz ki. Bunların hepsini ezberleyemem. Ama bu streç film yardımcı olabilir. Evet, işte budur. Eğer kağıdı streç filmle kaplarsam ve işaretlediği cevapları yuvarlak içine alırsam sonradan kendi testimde işaretleyebilirim. Bu dahice değilse nedir? Ah! Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Yalnızca şekerim var mı yok mu ona bakıyorum. Çok tuhafsın. Şimdi cevapları alalım. Bingo! Tam uyuyor. Pekala çocuklar, sınav şimdi başlıyor. Tamam, bunu yapabilirim. Hocanın aklı başka yerde. Gizli silahımı kullanma vakti. Silgimi çevireyim. Ve işte cevap. Eyvah, sana da hiç güvenilmiyor. Ver bakayım. Kopyayı bile zekice çekemiyorsun. Kaladını da ver. Peki işte.
Kalem çantası, defter, selotep, kalem. Telefonunu göremedin mi sandın? Onu da ver bakalım. Ama bakın şarjı bitmiş zaten. İyi. O zaman o kalsın. Of, oh, telefon, bana niye ihanet ettin? Bir dakika. Sanırım bir plan yapacağım. Evet, harika olacak. Telefonuma ve telefonumun bir resmine ihtiyacım var. Kamera bölümünü kesip içine kopya kağıdımı koyuyorum. Bunun için küçük bir kopya kağıdı lazım. Ama ikiye de katlayabilirim. Kağıdın arkasına çok az bir tutkal sürüyorum. Ve kamera resmini üstüne yapıştırıyorum. Sadece tam yerinde olmasına dikkat etmeliyim. Mükemmel! Kopya kağıdım güzelce gizlendi. Sınava hazırım. Göz önünde ama gizli. Bu bizim küçük sırrımız. Öğretmenin bakmadığı zamanı kolla. Ve işte kopya kağıdım burada. Bu sınav çok kolay olacak. İlk soru tamam. Of, bu iş iyi işliyor. Ve bitti. Şimdi bunu kapatayım. Yaptım işte. Sınavı bitirdim. Bakalım kaçla kalıyorsun? Aa, bu doğru. İkinci soru da doğru. Aslında hepsi doğru. Aa, artı. Kopya çekmedin değil mi? Aa, hayır. Telefonumun şarjı yok, hatırladınız mı? Bu çok ilginç. Aa, selam. Bak bende ne var? Bir köpek yavrusu, hain sevebilir miyim? Tabii, adı Puffy. Tam uygun bir isim. Cennet attığı mı Cüncen? Evet öyle. Selam millet. Selam. Çok güzelim. Ne? Kalk. Hayır. Neyse, yeni değiştirmen için sana para vereyim. Hayır, ben satılık değilim. Pekala. Ay, ne tatlı bir yavru köpek. Bu haksızlık. Kendini ne sanıyor bu? Çok sinirlendim. Sinirimi de bu çikolatadan çıkardım resmen. Onu tutmak ister misin? Çok isterim. Evet, onu nasıl geride bırakacağımı biliyorum sessizce. Çikolata ambalajının köşesini kesiyorum. Şimdi defterini sıkıyorum. İşte, ne tatlı köpek bu. Aman tanrım, bu köpek korkunç, iğrenç şey. İşe yaradı. Şundan kurtulayım. Ben geldim. Selam. Puffy, cacık kız. Okul sonrası etüde mi kaldın? Hademim o. Amonyak kokusu hep beni hapşırtır. Neredeyse bitti. Ay. Tatlım, dur sana yardım edeyim. Hey, ne yapıyorsunuz? Ay, olamaz. Solak olmanın cilveleri. Şimdi ne yapacağım? Eldiven. Bu sorunu çözecek. Lastik eldiveni çaprazlama kes. Sonra yüzük ve serçe parmağına giy. Bunlara gerek yok. Ay, pardon. Artık mürekkep bulaşmaz. Bu her solağın hayali.